Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, hepinize Allah'ın selamıyla selamlıyorum. İnşallah, inşallah haftaya güzel başlamışsınızdır. İnşallah her şey yolundadır. Allah-u Teala'nın izniyle biz de işlerimize başladık. Allah fırsat ömür verdiği sürece işlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu dünya hayatının geçici olduğunu, elimizdeki imkanların alınacağını, sahip olduğumuz her şeyin fani olduğunu ve bir gün cazibesini kaybedeceğini unutmayın lütfen. Dolayısıyla her neye ulaşmak istiyorsanız isteyin. Her neyi elde etmek istiyorsanız isteyin. Bunların gelip geçici şeyler olduğunu, önemli olanın Allah'ın rızası olduğunu sakın unutmayın. Ve bu dünya hayatında da bizi en çok ilgilendirmesi gereken, en çok üzerine durmamız gereken şey şirk mevzusudur. Öldüğünüz anda, öldüğünüz dakikada, öldüğünüz o ilk saniyelerde daha önce yapmış olduğunuz salih amellerin tamamı son nefesinizi nasıl teslim ettiğinize göre değerlendirilecek. Eğer mümin olarak bu dünyadan ayrılmışsanız güzel. Ama müşrik olarak ayrılmışsanız artık sizin için hiçbir şey güzel olmayacak. Bu programımızda da size bir mevzudan bahsetmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz Enis Doko'yla bir tartışma yaptık. Bu tartışmada sufilerin bazı eserlerine falan değindik. O tartışmayı alevlendirmeyeceğim. Yeni bir konu açmayacağım. Enis Doko'ya yeni bir eleştiri getirmeyeceğim. Ama ondan sonra ben bir paylaşım yaptım Twitter'dan. O paylaşımda bazı sufilerin sözlerinden bahsettim. Bu bunu diyor, bu bunu diyor. Yani geçmişteki 8 tane paylaştım. İlk 4 tanesi geçmişte, ikinci 4 tanesi de günümüzde ya da yakın tarihlerde olanlar. Şunu demek istiyordum. Geçmişte, günümüzde olanlar geçmiştekilerin izinden geliyorlar. Orada Mehmet Zahid Kotku'dan bir paylaşım yaptım. İşte şeyhinize Allah'a saygı gösterir gibi saygı gösterin diye bir bölüm var. Bir tane arkadaş bana özelden bunu sordu. Hemen cevap veremedim. Açıkçası daha önce videolarını yaptığımız için, daha önce bu konulara değindiğimiz için bir daha değinmek istemedim. Bir de rahatsızdım. Hala rahatsızlık üzerimde. Bir de İstanbul dışına falan çıktım. Hemen cevap veremedim. Bu arkadaşımız da paylaşımı almış. İşte Enis Doko'nun bir paylaşımının altına, tartışmayı özetlediği paylaşımın altına koymuş. İşte iftira atıyor, yalan söylüyor. Orada öyle bir şey yok. İşte delil göstermiyor. İşte iftira attığı için şöyle şöyle yapıyor. İşte niçin hala süre istiyorsun falan diye biraz rahatsız edici şeyler söylemiş. Enis Doko da onun altına cevap ver demiş. Tamam, doğru, cevap ver demiş. Başka bir şey dememiş. Burada bir anormallik yok. Ona istinaden bu videoda size tasavvuf eserlerinde okumuş olduğum yerlerin gerçekten onlarda var olduğunu, uydurmadığımı göstermeye çalışıyorum. Bu arada belki soranlarınız olabilir. Bu işaret bir kızın sevgiyi abarttığında neler olabileceğini gösteriyor. Küçük kızım tırmıkladı. Olay bundan ibarettir. Fazla bir şey yok. Şimdi arkadaşlar bakın. Dikkatle dinleyin. Rica ediyorum. Bütün dikkatinizi verin. Bakın ne göreceksiniz. Tezkiretül Evliya isimli eser. Artık her programda ben bunu kullanıyorum. Siz şirkinizden vazgeçmediğiniz sürece ben de bundan vazgeçmeyeceğim. Kusura bakmayın lütfen. Burada Süleyman Ulutağ tercümesiyle bakın ne diyor. Sayfa 219. Tezkiretül Evliya sayfa 219. Üstadına Allah'tan daha fazla teslimiyet göstermeyen asla mürit olamaz. Bakınız Allah rızası için demiyor. Allah'a saygı gösterdiği gibi de demiyor. Allah için de demiyor. Allah'tan daha fazla üstadına saygı göstereceksin, teslimiyet göstereceksin ki mürit olabilirsin. Şimdi bu size, bu ifade size çok marjinal gelebilir. Ya bir tane yani, böyle başka yok ki. Sapığın biri eklemiş araya. Bunu bu kadar abartmanın ne gereği var demeyin lütfen. Bunu demeyin. Bunu demeyin. Neden demeyin? Başka örneklere geçelim. Bakın bu tasavvuf kaideleri. Hani diyoruz ya tasavvuf nedir diye. Her ilim dalı kaideler üzerine yükselir. Ona ait kaideler, kurallar vardır. Bir dilin grameri vardır. Matematiğin formülü vardır. Fiziğin formülü vardır. Sosyolojinin toplumsal yasaları vardır. Bunları incelerler. Burada da tasavvuf kaideleri diye bir şey yapılmış. Kitap yazılmış. Şahrani'den tercüme edilmiş. Kutsi Nurlar diye. Bu kitabın her yeri ama her yeri baştan aşağı, tepeden tırnağa rezil, şirk ve hurafi örnekleriyle dolu olmakla birlikte bir alıntı okuyacağım. Ancak ondan önce bir soru sorayım size. Kur'an-ı Kerim'e göre en büyük suç nedir? El cevap Allah'a ortak koşmaktır. Peki tasavvufta durum nedir? Durum öyle değildir. Sufilere göre en büyük günah bakın neymiş?
Başlık açılmış sayfa 244. Şeyhe şirk koşmak. İfadeye bakar mısın? Şeyhe şirk koşmak. Ve şöyle diyor. Nasıl ki Cenab-ı Allah Celle Celaluhu kendisine şirk koşulmasını affetmez. İşte şeyhler de kendilerine şirk koşulmasını affetmezler. İfadeye bakar mısınız? Hani bu Allah gibi itaat edin, Allah gibi onlara da uyun, Allah'a gösterdiğiniz saygıyı onlara da gösterin ifadeleri birkaç tane istisnai örnek sapma değildir arkadaşlar. Tasavvufun geninde vardır, kanında vardır, özünde vardır. İnsanları tanrılaştırmak, insanları Allah yerine koymak. Neden? Çünkü bizim tasavvufi öğretilerimiz olduğu gibi Uzak Doğu'dan, Hindistan'dan, bilmem nereden insanları tanrılaştıran yarı panteist, yarı vahdeti vücut, yarı bilmem ne, yarı hulülcü zihniyetin karışımı olduğundan doğal olarak herhangi bir sufi eseri okursanız ve onların tevrimlerine, kavramlarına aşinaysanız bunu yakalarsınız. Mesela Cem makamı diyor. Cem ne demek Arapça? Bir araya gelmek. Ama tasavvufta Cem bu değil. Onlar Cem deyince, Cem olmak deyince Allah'la insanın birleşmesini anlarlar. İkilik yoktur, Cem vardır. Mesela siz tevhid deyince ne anlıyorsunuz? Allah'ın isim ve sıfatları Allah'tan başkasında yoktur. Allah tektir. Bunu anlarsınız. Ama bir sufi kainatta Allah'tan başka hiçbir şey yoktur. Hiç kimse yoktur. Teklik budur der. Bunu anlar. Bu yüzden biz la ilahe illallah deriz. Onlar la mevcuda illallah derler. Allah'tan başka mevcut yoktur. Derler. Devam edelim arkadaşlar. Yani bu bitmiyor. Bunlar her yerdeler. Mesela Yunus Emre diyor ya işte Rahman benim, Rahim benim, cümlelere rızık veren kün fe yekün kadir-i mutlak Rahim benim, cümlelere rızık veren Sultan benim, evvel benim, ahir benim, bilmem işte yedi göğü ayakta tutan, yedi iklimi yaratan hepsi benim. Bunlar bunu söylemesin sebebi şu. Kendisinde tanrısal bir karakter olduğuna inandığından bu ona anormal gelmiyor. Maalesef çok dehşet bir şey. Ama bu var. Şimdi asıl itiraz noktasına gelelim. Bakın arkadaşlar bu elimde görmüş olduğunuz kitap Tasavvufi Ahlak Mehmet Zahid Kotku'ya ait. Şimdi burada arkadaşın itirazı şu. Bu kitaplarda böyle şeyler yok. Allah'a saygı gösterir gibi şeyhe saygı gösterin diye bir şey. Bu adam böyle bir şey söylemedi. Bunu sen uyduruyorsun. Böyle bir şey yok. Şimdi ben de size hayır bunu ben uydurmuyorum. Bunu ben uydurmuyorum. Bu tasavvuf eserleri içerisinde bunlar var ve bunlardan fecileri de var. Bunları göstereceğim size. Bir saniye buldum. Şimdi bakın burada bir başlık açılmış. Adab. Yani tarikat-ı aliye, nakşibendiye ve adabı, saadat-ı nakşibendiye. Şimdi arkadaşlar, sufilerin eserlerine bakarsanız, adab bölümlerini özellikle, yani neyi nerede arayacağınızı bilirseniz yakalarsınız. Adab bölümüne bakın, orada adabla ilgili yerlerde, hani adab edebin çoğulu, ilgili yerlerde, şeyhin ya da insanın Allah'a olan edebinden bahsedilmez. Müridin şeyhi olan edebinden bahsedilir ve onu tanrılaştıracak noktaya getirilir. Şimdi burada birkaç örnek okuyacağım ben size. Önce ufaklardan başlayalım. Şimdi en ufağı buysa vaziyet nasıl size havale ediyorum. Bakın sayfa tasavvuf ahlakı diyor burada. Şimdi Kur'an ahlakı desem bunları söyleyemezsin. Kur'an ahlakı dersen bunları söyleyemezsin. Burada iki şeye vurgu yapıyoruz. Bir, sufilerde şirk onlara ta dedelerinden, atalarından miras kalmıştır. İlk eserlerinden itibaren vardır. Efendim şu eserde şöyle şöyle şirk ifadeler yok. Tabii yok. Çünkü o tasavvuf kitabı değil. Bakınız sayfa 5. Hazreti Ali Kaddesallahu sırrahu. Burada onu demiyor gerçi de. Kaddesallahu sırrahu ifadesini görüyorsunuz. Kese bilmem ne ifadesi görürsünüz. O nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Allah onun sırrını kutsasın. Peki sır ne? Bakın böyle bir ifade çok enteresan değil mi? Kaddesallahu, Allah onun sırrını kutsasın. Sır ne? Sır ne de biliyor musun arkadaşlar? Şeyhi de Allah'tır. Kendileri de Allah'tır onlar. Kendilerine Tanrı olduğuna inanırlar ama problem şu. Mesela ara sıra görüyoruz. Ete kemiğe bölündü, Mahmut diye göründü. Yok efendim her şey o, her yerde o. İşte bu ifadeler yanlıştır, söylememek lazım falan derler ama işin aslı şudur. Bu ifadeleri anlamayanların yanında söylemeyin. Ya millete bu söylenir mi şeyhin Allah olduğu? Şeyhin Allah olduğuna inanmak sorun değil. Sorun bunu anlamayanların yanında söylemeyin. Yoksa o şeyh tabii ki Allah'tır yani. Tabii ki böyle inanıyorlar yani. Problem o. Orada çok müthiş bir aldatmaca vardır. İşte ya bunları insanların yanında söylememek lazım derken aslında anlamayanların yanında söylemeyin. Yoksa şeyh tabii ki Tanrı'dır yani. Bunu da ayrıca
Gösterebiliriz bir yeni kaynaktan gösterebiliriz. Neyse bakın şimdi arkadaşlar. İmam Ali şöyle buyurmuş. Bu sözler Hazreti Ali'ye ait olabilir mi? Bu sözler tasavvuf kitabına konabilir mi? İslam ahlakıyla bağdaşır mı? Sizin vicdanınıza havale ediyorum. Mehmet Zahid Kutku'nun kitabından okuyoruz. Bu satırları yazarken hiç mi Allah'tan korkmadın? Hiç mi ödün patlamadı? Hiç mi ölüm anında meleklere neyi nasıl izah edeceksin? Yarın huzur ilahide bu yazdıklarını nasıl açıklayacaksın? Yarın Allah'ın huzurunda yutkunurken ne diyeceksin de işin içinden çıkacaksın? Hiç düşünmedin mi mübarek adam? Kulları hakka götüren bütün yollar kapalıdır. Ancak Resulullah'ın izi üzere gidenler müstesna. Zaten böyle güzel başlar. Bu işler hep böyle güzel başlar. Tamam güzel doğru. Bazı evliya, işte bazıya geldi. İstisna yapıyoruz şimdi. Şarabı ağızlarına alsa bal şerbeti olurmuş derler. Bakın bunu Hazreti Ali'den naklediyor. O böyle buyurmuş. Ama büyük veliler bu zayıfların halidir derler. Kamil olan insanlar her şeyi yerli yerince yaparlar. Demek ki bir Allah dostunu işte şey gördüğümüz zaman, şarap içerken gördüğümüz zaman aslında o kadar da paniklemememiz gerekiyormuş. Neden? Çünkü o onun ağzında zaten bala dönüşeceğinden şuradan aşağı giderken boğazından aşağı sorun yok. Arkadaşlar bu o kadar korkunç şeyleri kapı açar ki işlemiş olduğunuz her bir günaha rahatlıkla kılıf bulabilirsiniz. Yaptım ama sor bir niye yaptım şey repliği gibi. Her haltı ye şu maksatla yaptım. Mesela İmam-ı Rabbani'nin mektubatında vardır. 445. mektup olacak. Annenizle evlenmezseniz işte ne bileyim kardeşinin kafasını kesmezsen bir de Allah'a küfür etmezsen mümin olamazsın diyor adam. Tevil var mı? Ya tevilin sonu var mı? Canının istediği yere çekebiliyorsan. Canının istediği şeyi söyleyebiliyorsan. Peki şimdi sen diyorsun ki şarap içerken buradan aşağı giderken manevi bala dönüştü. Peki bu adam fuhuş yapsaydı manevi karısına mı dönüşüyor? Böyle bir mantık olabilir mi? Sen bunu söylersen öbürü de onu diyecek. Bir adam domuz eti yerken o koyun etine mi dönüşüyor? Bir adam biri de Allah korusun, Allah bizden uzak etsin iğrenç pislikleri, zina yaparken karısına mı dönüşüyor? Nasıl aklınızı mı kaçırdınız? Nereden çıkardı şaraba dönüştüğünü? Bir de diyorsun ki Resulullah'ın izinden gidiyorlar. Ya Resulullah şarap mı içiyordu? İçerken şarap bala mı dönüşüyordu? Allah'ın uzak durun dediği, şeytan işi pisliktir dediği bir şey. Sen nasıl bala dönüştürüyorsun? Nereden çıkardın bunu? Nasıl bir kimyasal dönüşüm bu? Bir de bir tek sizde niye dönüşüyor? Normal vatandaş içince suç oluyor da siz içince niye bala dönüşüyor? Ama arkadaşlar burada görmeniz gereken bir şey var. Bu kitaba geri döneceğiz birazdan. Şimdi İbn Arabi'nin hakikat yolcusunda kılavuzu. Kılavuzu İbn Arabi olanın burnu şirkten çıkmaz arkadaşlar. Bakın burada ne diyor. Sayfa kaçtı bu? Bir bakayım. Aynı ifade burada da var arkadaşlar. İbn Arabi de aynısını söylüyor. Bunlar diyor şey yaparken diyor. Yerini bulamadım. Burada var ya bunu okudum biliyorum. Buldum. Allah erleri niceleri vardır ki ellerindeki şarap kadehlerini alırlar. Ellerinde şarap kadehi alırlar. O şarabı içerler. Haram işliyorsun. Ama bir kılıfı var. Bir tasavvufçunun her zaman bir kılıfı vardır zaten. Ancak Allah o şarabı onların ağzına bala dönüştürür. Bakan kişi onun şarap içtiğini görür. Ancak o baldan başka bir şey içmemektedir. Kusura bakmayın da bu kılıf bulmaktır. Sen bal gibi şarap içiyorsun. Ondan sonra da benim ağzına bala dönüştü. Yahu bir adam domuz eti yerken bu da koyuna dönüştü der mi? Böyle bir mantık olabilir mi? Ama işte bütün bunlar iki şey için yapılıyor. Bir, yapacakları pisliği zemin hazırlamak için. İki, şunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi yüzyıllarca önce yazılsa bile günümüzde hala varlar. Yani öyle başı temizli soğuk pislendi değil. Baştan aşağı pislikti. Bunu görün arkadaşlar. Devam edelim. Şu kitaba geri dönelim. Arkadaşımızın iddiasına cevap verelim. Daha doğrusu ithamına cevap verelim. Şimdi diyor ki burada başka yerde. Müride lazım olan adab ve şeriat. Sayfa 245. Tasavvufi ahlak kitabı Zahid Kotku. Mehmet Zahid Kotku sayfa 245. Mürid şeyhinin terbiyesinde gassalın, lütfen dikkat edin lütfen. Gassalın elindeki ölü gibi olmalıdır ki o şey müride istediği gibi hareket edebilsin. İfadeler aynen böyle. Bir yazım şeyi var, bozukluğu var ama böyle. O şey müride istediği gibi hareket edebilsin. E tabi sen ölü gibi teslim olursan adama içtiği şarabı bal diye gösterecek. Neyse kurmayayım o cümleyi.
Neyse kurmayayım o cümleyi. Bende kalsın. Şimdi gelelim arkadaşımızın asıl itiraz ettiği noktaya. Bakın şimdi arkadaşlar. Dikkatle dinleyin. Dikkatle dinleyin. Ben mi uyduruyorum, gerçekten öyle mi? Sayfa 184. Sayfa 184. Ya bu sözlerin hesabını Allah'a nasıl verecekler ya? Bu sözlerin hesabını Allah'a nasıl verecekler? Salik, suluk eden, yani o yola giren mürit, şeyhini mazhar-ı esmaullah ve sıfatullah bilmeli. Yani mürit şeyhine baktığı zaman Allah'ın isimlerinin mazhar, ortaya çıkan yer, ortaya çıkılan şey demektir. Ortaya çıkan özellikler demektir. Esmaullah, Allah'ın isimleri ve Allah'ın sıfatı bilmeli. Ya güzel de Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını taşıyorsa o adam Allah'tır zaten. Siz hiç yeryüzünde Allah'ın isim ve sıfatlarını taşıyan birini gördünüz mü? Cenab-ı Hakk'ın emir ve nehileriyle mükellef olan kimse. Şimdi diyeceksiniz ki ya mecaz yapıyor. Hayır, mecaz yapmıyor. Bakın ne diyor? Cenab-ı Hakk'ın emir ve nehileriyle mükellef olan kimse, yani Allah'ın kulu, nasıl teeddüp ediyorsa, ben bunu yazdım aslında orada. O da şeyhinin yanında öyle teeddüp etmelidir ki bu derece orta derecedir. Yine de iyi birisi olamazsın. Tam istenilen makamda değilsin aslında hala. Şeyhe nasıl saygı göstermemiz gerekiyormuş? Allah'ın bütün isim ve sıfatlarının kendisinde göründüğüne inanacağız. Ve Cenab-ı Allah'a göstermiş olduğumuz edebin, saygının aynısını ona da göstermeliymişiz ki yine de iyi olmuş olamayız. İyi olmak için ne yapmak lazım? Bakın ne yapmak lazım? Üçüncü derece. Salik şeyhini asla görmemeli. Yani baktığın zaman onu görmeyeceksin. Peki ne göreceksin? Bakalım ne görecekmişiz? Manevidir. Yani o et, beden, o ceset perdedir. Altında ne var? Onun yerine Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını görmelidir. Bakın bütün mecaz olasılıklarını ortadan kaldırıyor. Allah'ın sıfatını göreceksin, şeyhi görmeyeceksin. Allah'a gösterdiğin edebin aynısını ona da göstereceksin. Niye? Şeyhi arada fani bilmeli. Faninin kelime anlamı ölümlü değil arkadaşlar. Yani etkisi gitmiş. Tamam, o da var da burada kastedilen bu değil. Bu fena makamını bilirseniz eğer tasavvufta bunu anlarsın. Fena fillah derler mesela. O fena fillah nedir? Fena mesela bir soba o kadar kıpkırmızı olmuş ki içindeki yanıcı maddeden ötürü. Artık demirle ateş birleşmiş. Birbirine karışmış. İşte fena makamı odur. Kişinin Allah'la birleşmesi. Şeyhin Allah'la birleşmesi. Cem makamı, fena makamı dedikleri budur. Kişi Allah'la öylesine yakınlaşır ki artık arada sen ben ayrımı kalmaz. Sadece Allah vardır. Okuyalım tekrar. Salik şeyhini asla görmemeli. Manevidir. Onun yerine Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını görmeli. Şeyhi arada fani bilmeli. Allah'ı baki bilmelidir. Doğrusu da budur. Bu hal üçüncü derecenin alasıdır. Yani en iyi bu şekilde. Yani şeyhimize baktığımız zaman onu görmeyeceğiz. Allah'ın izin ve sıfatlarını göreceğiz. Cenab-ı Allah'ın efendim işte sıfatlarının nasıl ortaya çıktığını göreceğiz. Onun Allah'la birleşip artık arada şeyh diye birinin kalmadığını anlayacağız. Ve Allah'a göstermiş olduğumuz edebin, saygının aynısını şeyhe de göstereceğiz. Kaldı mı ortada iman diye bir şey, tevhid diye bir şey? Nereden çıktı bu? Bu nereden çıktı? Bakın arkadaşlar, ben size bir şey söyleyeyim mi? Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de yasaklamış olduğu bütün günahları biz Müslümanlar farklı farklı yerlerde aynı anda şu anda hala yapıyoruz. Allahü Teala'nın diğer toplumları, diğer kavimleri yok ettiği günahların tamamından fazlası İslam aleminde şu anda canlıdır. Herhalde Cenab-ı Allah hikmetini kendi bilir. Ya hayvanlara acırıyor, bizi yok etmiyor. Ya gelecek nesillere bakıyor, bizi yok etmiyor. Ya içimizdeki çoluk çocuğa bakıyor da bizi yok etmiyor. Yoksa arkadaşlar Nuh tufanı olmuş, At kavmi yok olmuş, Firavun boğulmuş. Ya bunların tamamından fazla günahları biz işliyoruz. Bizim cürümlerimiz Kur'an-ı Kerim'de o geçmiş kavimlerin helak sebeplerinden çok çok daha fazla. Çok çok daha fazla. Ya adamlar peygamberlerle kavga ediyorlar. İnanmıyoruz diyorlardı. Bunlar inanıyoruz. Sen de Allah'sın, ben de Allah'ım. Atabildiğin kadar iftira at. Uydurabildiğin kadar yalan uydur. Bakın burayı da okumadan geçmeyeyim. Yazık yani. Bakın ne diyor burada mesela? Burada bir yerde sayfa 252 mi? 275 mi? Tam hatırlayamadım yerini, bir saniye. 272 galiba. Neyse, bulamadım. Burada diyor ki işiniz de diyor sıkıştığı zaman başınız sıkı. Bir dakika. Evliyaullah'ın ruhaniyetlerinin cismaniyetleri üzere galebesi sebebiyle üç çeşit suretle zahir olurlar. Hani evliyaların
İşte ruhaniyetlerin cismaniyetler üzere galebesi, evliyalar biliyorsunuz tasavvufa göre ölmüyor bu adamlar. Çünkü kınından çıkmış kılıç gibi oluyorlar. Bu kılıç vesilesiyle öldükten sonra daha fazla iş yapabiliyorlar. Bunu da bu kitapta yine ya sayfa 252 ya 275. Onunla uğraşmayalım, uzun uzun gitmesin. Gördüm ben onu, defalarca okudum. Başınız sıkıştığı zaman ölülerden yardım isteyin, uydurma, şirk, hurafe, iftirasına dayandırıyorlar ve bu iftirayı da Resulullah'a atıyorlar. Şimdi aziz kardeşlerim, bakın sıkıntı bir iki yerde değil, birkaç istisnai sapmadan bahsetmiyoruz. Tıpkı bulutun güneşin önünü örtmesi gibi yüzyıllardan beri şirk ve hurafe sisinin bu karanlık bulutun altında kalan İslam alemi neredeyse güneşin olmadığına inanacak. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de aramızdaki perdelerdir, engellerdir. Bunların şerrinden Allah'a sığınmamız lazım. Bunlardan kurtulmamız lazım. Nesillerimizi de bunlardan kurtarmamız lazım. Aziz dostlar, mevzunun anlaşıldığını düşünüyorum. Bu videoları mecburen çoğaltmak zorundayız. Aynı eleştirileri mecburen yapmak zorundayız. Çünkü ya bitmiyorlar ki. Bir tane iki tane değiller ki. Taraftarlar da çok fazla. Nasıl sessiz kalalım? Ya bugün biz 3-5 tane YouTuber'ın elinde oyuncaksak şu İslam alemi bilmem ne. Bunların yüzünden. Bunların yüzünden. Mesela diyorlar ki Türkiye'de ateizm, deizm, bilmem neizm yayıldı. Bir kere bundan korkmayın. Çünkü Wilders denen bir tane herif var. O da Hollanda'da diyor ki ayvah İslam yayılıyor. O korku gerçekse bu da gerçek. Yani bundan aldırış etmeyin. 70'li yıllarda Budizm yayılıyor diye bir furya çıktı. 90'lı yıllarda satanizm yayılıyor diye bir furya çıktı. 90'lı yılların sonlarına doğru misyonerler her yere yayıldı diye bir furya çıktı. Herkes Hristiyan oluyor diye. 2015'ten günümüze kadar da ateizm, deizm yayıldı. Her 20-30 senede bir, 15-20 senede bir durup durup İslam aleminde bir şeyleri yaymaya çalışıyorlar. Yayılmıyor, onu da propaganda yaparak yapıyorlar. Ya en fazla bir grup adamı yanına çekersin. Olay bu yani. Çünkü yüzyıllardan beri yapılmadık şey mi bu? Reddiyeler Müslümanlarla Hristiyanlar arasında, Yahudilerle Müslümanlar arasında olmadık bir şey mi yani? Buna da korkmayın. Korkacaksanız sizin inancınızı sanki İslamiymiş gibi, sanki Allah'ın dinini anlatıyormuş gibi tehdit eden, çalmaya çalışan insanlardan korkun. Evet, gördüğünüz gibi eserlerinde Allah'tan fazla bu adama saygı göstereceksin. Sen Allah'tan korkmuyor musun? Sen hangi dine inanıyorsun? Ya hangi dine inanıyorsan o dinden çıkarsın. O dinden çıkarsın. Çünkü hiçbir dinin inananı hiçbir şeyi kendi tanrısından üstün görmez. Ya bir Hindu bile ineği diğer hayvanlardan farklı tutuyor ya. Bu da inek gibidir demiyor ya. Yapmayın arkadaşlar. Neyse, muradımız anlaşıldı. Sözü fazla uzatmanın bir anlamı yok. Gördüğünüz gibi sufi eserler leş gibi şirk dolu. Hiç masum falan da değil. Ya bunlar efendim bir tane iki tane de değiller. Bak bir tane daha aklıma geldi. Söylemeden geçmeyin. Bakın şimdi. Bunları söyleyince sen dinsizsin. Sen efendim suratında nur yok. Ne biçim sakalın bile yok. Sen sapıksın. Hikaye anlatıyorsun. Bunlar en büyük müminler bilmem ne diyor. Peki öyle mi? Bu elimde görmüş olduğunuz Yunus Emre'nin divanı. Bakın Yunus Emre ne diyor? Bununla ilgili özel bir video yapacağım için sadece bu kadarıyla yetiniyorum. Ama devamı gelecek bunun. Şimdi Yunus Emre divandan size bölüm okuyor. Dinin millet sorarsan aşıklara. Yunus Emre soruyor. Senin dinin ne? Ya dine bu kadar aykırı konu. Dinin ne senin? Aşıklara da dinden sorarsan dine ne hacet? Dine ne gerek var? Aşık kişi harap olur. Harap bilmez din yani. Açıklamasını yapmış. Biz yanlış anlamayalım diye. Bakın açıklamaya. Hani özür kabahatinden beter diye bir laf var ya. Din ve millet meselelerini sorarsan aşıklar için dine hacet yoktur derim. Gerçekten hakka aşık olan kişi harap olur. Siz harap ettiniz bütün İslam alemini. Böylesine harap olup kendisini sadece Allah'a veren aşık dini diyaneti düşünerek halde olmaz. Allah aşkından bütün dinlerden çıkmış. Kafaya bak. Kafaya bak. Allah'ı o kadar çok seviyormuş ki öbür dinlerden çıkmış. Bütün dinlerden çıkmış. Artık dine falan gerek yokmuş. Ondan sonra Yunus Emre dinsizdir deyince zoruna giriyor. Ya kendi söylüyor. Biz söylemiyoruz arkadaşlar. Biz söylemiyoruz. Dinin ne diye soruyorsun? Gerek yok diyor adam. Ne diyelim şimdi? Ne diyelim? Ayıp ayıp. Ayıp. Bu ayıp. Önce kendi mahallemizi temizleyelim. Dışarıda 3-5 tane küfür kusan YouTuber'ı bilmem ne. Bunlardan kurtulması kolay. Bunlar yüzyıllardan beri vardılar zaten. Yeni piyasaya çıkmadılar bunlar. Korkutmasın sizi 3-5 tane videonun efendim kafamız karıştı bilmem ne. Ne kafam karıştı arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'e baktığın zaman sana yeterince ahlaki öğreti şu bu var yani. Allah akıl fikir versin. Ne diyelim? Bunlarla mücadelemiz bitmeyecek. Videolar yapmaya devam edeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Allah'a emanet olun. İnşallah istifade ettiğiniz bir program olmuştur. Cenab-ı Allah imkanlarımızı arttırdığı sürece Allah'ın verdiği imkanlarla nefeste öleceğim en son gün bile kesin bunlarla uğraşıyor olurum yani. Allah'a emanet olun. Görüşürüz inşallah.